Üniversiteyi kazandığım için İstanbul'a geldim. İstanbul'un ekonomik şartları elbette ki birçok öğrencide olduğu gibi beni de çok zorluyor. Hatta halbuki haftanın 3 veya 4 gününü tam zamanlı olarak çalışarak harcamak zorunda kalıyorum. Bu da benim sosyal yaşantımı olağan dışı etkiliyor. Çalışamazsam işte taksitlerim, evimin kirası, faturası bunların hiçbirine dair bir şey üretemeyeceğim aslında. Yani Türkiye'de öğrenci olmak hakikaten zor. Hatta bu hafta iki tane farklı işte beraber çalışacağım. Hafta sonunda farklı bir yerde çalışacağım. Çünkü bu sıkışıklığı ancak böyle giderebiliyorum. Maalesef ki birçok arkadaşım da ancak böyle giderebiliyor. O sebepten ötürü Türkiye'de öğrenci olmak hakikaten zor. Zaten bize verilen burs miktarı da ortada. Ki çoğu zaman da bu derslerin işte başarısız olma durumundan kaynaklı krediye dönüyor. Ama şu sürekli göz ardı ediliyor. Başarısızlığın aslında belki de en temel sebeplerinden bir tanesi öğrencilerin sürekli çalışıyor olmasından kaynaklanıyor da olabilir ya. Bu sebepten ötürü bu başarısızlık sıfatıyla beraber krediye dönen burslarımız bize aylık 1250 lira olarak yansıyor. Bununla güncel hayatta emin olun bir öğrenci için bir haftaya bile yetecek bir miktar olmadığını hepimiz biliyoruz. Zaten mevcut iktidardır. Aynı zamanda sistemdir. Bunun üzerine ekstra bir söz söylemenin de manası yok aslında. Yani bugün yaşamak sadece direnmek oldu. Gerçekten bu noktaya geldik. Sadece yaşamak, oksijen bile çekebilmek artık bir direnme sembolü haline geldi bizler için. Dediğim gibi yani bunun da tek sorumlusu var, mevcut iktidar. Bütün arkadaşlarıma, bütün sıra arkadaşlarıma, özellikle mühendis arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Bilgi üretim süreçlerimizin tamamına hiçbir şekilde destek vermeyen, hiçbir zaman desteklemeyen mevcut iktidarın bilgi üretim sürecimizi sömürmesine izin vermeyelim. İsmim Mehmet Nazım Öztoprak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyim. Hukuk Fakültesi'nde kullandığımız ana eğitim materyallerinden olan ders kitaplarının satıldığı yerlerde 300 lira, 400 lira gibi dudak uçuklatacak rakamlarda satılması bizim bu kitapları alamamamıza ve dolayısıyla gerekli eğitim materyalinin karşılanmamasından dolayı daha verimsiz bir eğitim hayatının, akademi hayatının geçmesine sebebiyet vermekte. Aynı zamanda üniversite öğrencileri sadece derslere girip çıkmakla yükümlü olan bir robot değiller. Öğrenci toplulukları gibi ya da şenlikler, festivaller gibi pek çok sosyal aktivitesiyle aslında üniversite öğrencisi dediğimiz öğrenci tanımı ortaya çıkıyor. Ancak şenlikler, festivaller, öğrenci topluluklarının etkinliklerini aksamadan yerine getirebilmesi bunların hepsi bir noktada ekonomik olarak yeterliliğe bağlı. Ve bu yeterliliğin de hem üniversitenin bütçesiyle hem de doğrudan öğrencilerin aldığı burslarla karşılanamamasından dolayı bunlarda da eksiklikler yaşanıyor. Elbette doğal olarak mevcut tablonun sorumlusu bu eğitim sistemini oluşturan, bu eğitim sistemini bize dayatan mevcut hükümet ve rejim. Biz üniversite öğrencileri olarak bu tarz ekonomik sorunların aşılabilmesinin bir noktada ya da hayat pahalılığının aşılabilmesinin bir noktada eğitim sistemi anlayışının ve dolayısıyla bize hükümet tarafından anlatılan eğitim sistemi algısının değişmesi de mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Sene gördüğümüz üzere zaten %100'e yakın zamlar yapılıyor. Hatta bazı bölümlerde, psikolojide %100'ün üzerinde bile zamlar yapıldığını görüyoruz. Bunların birer ticarethaneye dönüştüğünü ve hani insanlara gerçekten bir eğitim vermekten ziyade onların üzerinden para kazanmayı hedeflediğini düşünüyorum ben şu anda. Öğrenciler artık sosyalleşemiyor, hayatlarını yaşayamıyorlar. Hani eski oranla her gün gitgide daha kötüye gidiyoruz. Bunun etkileri okulda da gözüküyor, evde de gözüküyor, aile ilişkilerinde veya arkadaş ilişkilerinde, sosyal hayatlarında da görebiliyoruz bu sorunları. Ve bize erken kayıt açtırmada 5.000 demişlerdi. Şimdi onun da fiyatını çıkarttılar 10.000 TL'ye. Ve okulun bize vermiş olduğu bir söz vardı. %10'luk bir zam yapma sözü vermişti bize okul. Geçen yıl %50 zam yaptılar zaten. Sözlerine durmadılar. Bu yıl %90'lık bir zam oranında karşılaşınca hepimiz şaşırdık ilk başta açıkçası. Hani şaka mı yapıyorlar, dalga mı geçiyorlar diye bir düşündük. Ki zaten okuldaki birçok öğrencinin bunu ödeyebilecek durumu yok. Ve çoğu kişi okulunu bırakmak zorunda kalacak veya dondurmak zorunda kalacak. Yani biz öğrencilerin eğitim hakkı ki işte gelecekte bu ülkeye yararlı olacak kişileriz biz aslında. Ama bizim elimizden bu fahiş fiyatlarla
bu yüksek fiyatlarla elimizden bir noktada bu hakkı almaya çalışıyorlar. Biz de bugün buna karşı olduğumuzu göstermek için, bu zamları kabul etmediğimizi göstermek için geldik. Tek bu sorunlarımız da yok. Yurt sorunları, ondan sonrasında işte zaten geçim sıkıntısı vesaire falan derken bir de okul yani eğitim ayrıyetten bize böyle bir sıkıntı çıkarıyor.